Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü bütün endekslerde kuvvetli bir kapanışla haftayı tamamladık. Hacim tarafına baktığımızda çok büyük bir artış olmasa da fiyat hareketi olarak baktığımızda olumlu diyebileceğimiz bir fiyat hareketi yaşandı. 50 günlük ortalamanın tekrar üzerindeyiz. Görüyorsunuz aşağı yukarı bir haftadır ortalama etrafında dolaşan bir endeksten söz ediyoruz ama yine de biraz kuvvetlenme sanki Cuma günkü hareketle beraber tarafına biraz daha eğilim var gibi. Bugün de pozitif bir kapanış yapabilirsek tehlikenin büyük ölçüde en azından kısa vadeliğine bertaraf edildiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Orta vadede bu volatilite artışı devam edecek. Yani çok rahat bir döneme gireceğimiz, bundan sonra da geride kaldığımız yıllarda olduğu gibi çok düşük seviyelerde ve ufak zıplamalarla geçecek bir dönemden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ara ara yıl içinde önemli zıplamalar olacak ama Cuma kapanışını pozitif olarak okuyorum. Şimdi haftanın geneline baktığımızda 2-3 tane önemli veri var. Şurada gördüğünüz dayanıklı mal siparişleri kritik bir veri. Ardından tabii ki Ocak ayı PCE tarafı öne çıkacak ve yine Şubat ayı, yani daha update bir veri olarak da baktığımızda ISM imalat geliyor. Ama zannediyorum piyasa kısa vadede, yani yarın itibariyle şurada göreceğiniz Powell'ın konuşmasını biraz daha öne çıkaracaktır. Biraz daha detay bulmaya çalışacaktır. Özellikle tutanaklardan sonra önemli olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda Amerikan 10 yıllıklarının bir kısa vadeli tavana geldiğini söylemek mümkün olabilir. Buralarda artık biraz yorgunluk gösteriyor. Benim modelim 3.18-3.20 civarı bir seviye öngörse de bir süredir şurada aşağı yukarı Ocak Şubat ayının ortasından beri yukarı hareketin zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hafif bir gevşeme görebiliriz. Bu gevşeme nereden kaynaklanabilir? Birincisi PCE tarafından kaynaklanabilir ki Ocak ayını çok da önemsemiyorum. Şu açıdan önemsemiyorum. Yıllık zamları görmüş olabiliriz. Ardından bu yavaşlayabilir. Dolayısıyla Ocak, Şubat, Mart gibi en azından 2-3 ay üst üste yukarı trendi görmemiz gerekiyor ki yukarı trendten bahsedebilirim. İkincisi de ücret tarafında biliyorsunuz Aralık ayında hemen veriden sonra da paylaşmıştım. Ücrette gözüken artış çok ufak bir kesimin katkısıyla yaşandığı gibi gözüküyor. O açıdan önümüzdeki non-farm payroll'da göreceğimiz ücret artışı biraz daha kritik olacaktır. Buralarda hayal kırıklıkları yaşanırsa eğer 10 yıllıklarda da bir geri çekilme söz konusu olabilir diye düşünüyorum. 2.65'lere doğru, ama ana trend açısından konuştuğumuzda ana trend tabii ki önümüzdeki dönemde daha yukarıya doğru devam edecek. Çünkü sadece enflasyon değil, diğer bazı problemler de söz konusu. Çin tarafında okumuşsunuzdur dün. Orada bir değişiklik söz konusu. Başkanın iki dönemden daha uzun süre başta kalmasına yönelik bir teklif iletildi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konudaki politik tartışmaları çok duyacağız. Tabii bunun sabah mailde paylaştım. Ekonomik anlamda da iki çeşitli yorumlanıyor. Ama şu an için baktığımızda piyasaların böyle bir fiyatlama, daha doğrusu bu konuyu fiyatlama ihtiyacı hissetmediği anlaşılıyor. Görüyorsunuz hafif yukarıda olan bir Şangay Kompozit var. Yuan tarafında da hafif bir değer kazancı söz konusu. Diğer endekslere baktığımızda yeni bir şey söylemek zor ama DAX ve Kakaran açısından baktığımızda muhtemelen bugün Dow Jones'u S&P'yi takip etme ihtiyacı hissedeceklerdir. DAX tarafında da görüyorsunuz son derece zayıf bir görüntüsü var. 200 günlük ve 50 günlük ortalamaların altında. Ama muhtemelen Amerika'daki gelişmeler buraya da olumlu olarak yansıyacaktır. Bu arada Volkswagen'in Amerikan hükümetiyle anlaştığı haberi geliyor. O habere de nispeten olumlu olarak yaklaşacaktır zannediyorum piyasa oyuncuları. Şimdi Euro tarafına geçelim. Euro'da biliyorsunuz Litvanya'da bir banka kapatılıyor. Kuzey Kore ambargoları ile ilgili. Bu tarafta bir çift tepe görüntüsü var ama henüz
bu formasyonun aktif olduğunu söylemek için 22 seviyelerinin kırılması lazım. Bunun olmadığını görüyoruz. Buradaki son dönemde yukarı gidememe nedeni olarak paylaştığım görüntüde bir değişiklik yok. Hala rekor diyebileceğimiz seviyede Euro long pozisyonlar var. Bu pozisyonlarda çok ciddi bir gerileme olmadığı sürece 25-30 ama biraz daha şey konuşursak, yukarı seviyeyi konuşursak 26-60'lar seviyesinin kırılması gerekiyor ki hızlı bir şekilde Euro'daki yukarı hareket devam edebilsin. Burada biraz gevşeme gerekiyor bence. Dolayısıyla bu gevşeme olmadığı sürece yukarı hareketlerin kalıcılığından bahsetmek biraz zor diye düşünüyorum. Şimdi iki tane önümüzdeki günlerde siyasi anlamda baktığımızda risk var. Nedir bu riskler? Bir tanesi tabii ki İtalya seçimleri. Orada yaklaştıkça şurada gördüğünüz üzere opsiyonlarda put opsiyonları rağbet görmeye başladı. Bu zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. 3 aylığa bakıyoruz. 1 aylık tarafta baktığımızda daha da net bir görüntü var. İkinci gelişmede şu anda oylama sürüyor ve Mart'ın ilk haftasına kadar da sürecek bir oylama. Sosyal demokrat üyelerin Merkel'le olan koalisyona yaklaşımı, yani bunu kabul ediyorlar mı, onaylıyorlar mı, onaylamıyorlar mı? Onaylamamaları durumunda muhtemel bir erken seçim veya azınlık hükümeti tarzı bir gelişme Almanya'yı bekliyor demektir. Ki her durumda şu andaki anketlerde AfD'nin, yani sağcıların, aşırı sağcıların altına girilmiş bir sosyal demokrat parti görüyoruz. Dolayısıyla o tarafta da aslında stresin biraz yoğun olması gerekir. Bu iki gelişmeden tabii İtalya daha etkileyebilecek olan bir gelişme. Yavaş yavaş bono spreadleri tarafına baktığımızda Almanya ile olan spreadinde açılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Euro üzerinde de negatif etkileri olabilecek gelişmelerden bir tanesi. Ama şu an için baktığımızda aşağı tarafta 1.22'nin kırılması gerekiyor ki formasyonun harekete geçtiğini söyleyebilelim. Japonya'nın tarafına gelirsek, Japon yeninde de büyük bir değişiklik yok. Görüyorsunuz 108'in altındaki seyri devam ediyor ve şu görüntüde de 101'lere kadar gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Pozisyonlanma açısından baktığımızda burada da bir short covering yaşanıyor ama miktarın, yani nominal miktarın kendisine baktığımızda hala yüksek seviyeler. Dolayısıyla yenin değer kaybetmesini bekliyorsak buradaki pozisyonların biraz daha net bir şekilde kapanması gerekir diye düşünüyorum. Ama olumlu taraftan baktığımızda Nikkei üzerinde çok aşırı bir negatif etkisinin de olmadığını görüyoruz. Şurada görüyorsunuz, aşağıya doğru bir hareket olmasına rağmen yukarıya doğru bir toparlanma yapabilmiş durumda. Ve hatta biraz daha uzun vadeli bakarsak eğer, tabii bu biraz fazla uzun vadeli oldu. Şuradaki görüntünün tamamen kırıldığını görüyoruz. Bence bu kalıcı da bir görüntü olacak. Eğer global ticarette büyük bir savaş çıkmazsa, çünkü kuvvetli yenden şirketlerin tabii etkilenmemesi mümkün değil. Ama pozitif gelişmelerle, ekonomideki toparlanmayla, fiyatlama gücünün geri gelmesiyle şu anda yukarıya doğru gitmeye çalışan bir dikey var. Dolayısıyla bir ticaret savaşı görmezsek, yende 101'lere doğru bir hareket olsa bile Nikkei tarafının çok negatif etkilenmesini beklemiyorum ve her zaman söylediğim gibi hala benim Amerikan endekslerinden sonra tuttuğum endekslerden, yatırım yapılabilir gördüğüm endekslerin başında Nikkei tarafı geliyor Avrupa'dan ziyade. Buradan altına doğru yavaş bir geçiş yapalım. Yeni söyleyecek bir şey yok. Daha doğrusu görüntüyü değiştirmiş olan bir şey yok. 1365-1375 aralığını aştığı takdirde altında kuvvetli, güzel bir hareket başlayacak. Şu içinde sıkıştığımız banttan bizi kurtaracak olan bir hareket başlayacak. Pozisyonlara baktığımızda burada zaten son dönemde hiçbir zaman
bir aşırılık söz konusu olmamıştı. Ama yavaş yavaş pozisyonlar arttırılmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Buradaki tabii bizim açımızdan asıl kaygı, asıl konu gümüş tarafı. Gümüş tarafında 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın genelde altında, bazen üstünde seyir devam ediyor ama şurada gördüğünüz üzere bir zayıflık hala söz konusu. Buradaki pozisyonlanma nasıl? Bir de o tarafa bakalım. Burada hiçbir sorun yok. Görüyorsunuz ortalamanın artık bulunduğu düşük seviyelere doğru bir geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla gümüş tarafında da aslında yukarı hareketleri engelleyebilecek kadar yoğun bir long pozisyon olmamasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Ama hala ikisinin de altının değil de gümüşün teknik görüntüsü zayıf. Bu teknik görüntü değişmeden de çok büyük bir altın hareketi beklemek lazım. Her zaman söylediğim gibi şu 3 tane tepeden sonra dördüncü bir tepe eğer 82-83 seviyeleri aşılabilirse altın ve gümüşte çok büyük bir düşüşe neden olacak bir gelişmedir. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şu şeyi de göstereyim, yani euro tarafındaki opsiyonları konuşuyoruz hep ama aynı durum aslında altın açısından da geçerlidir. Burada da şunun üzerine altını ekleyebilirsem. Bakın görüyorsunuz altın opsiyonları, altın ilişkisi de kuvvetlidir ve son dönemde altın tarafında, opsiyonlar tarafında bir satış geldiğini görüyoruz. Çok büyük bir satış değil, dolayısıyla ana yön gösterici olduğunu söyleyemem ama yukarı hareketi onaylayacak kuvvetli bir opsiyon piyasasından talepte gelmediğini görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi petrol tarafında hala stokların etkisi, daha doğrusu stoklarla beraber başlayan hareketin etkisini görüyoruz. Yukarı tarafta 66 seviyeleri söz konusu. Aşağıda da baktığımızda bence 55'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buradaki yaklaşım, biliyorsunuz ciddi anlamda bir long pozisyon vardı. Şu anda dönüp baktığımızda biraz bu pozisyonların kapatılmaya başlandığını görüyoruz ama buradaki şu aşırılığın da bence eritilmesi lazım. Dolayısıyla 62-55 seviyelerini biraz daha fazla önem veriyorum. 66 seviyesinin kırılmasını, kalıcı kırılmasını çok fazla beklemiyorum ama kırılması durumunda tabii yukarıya doğru hareket biraz daha devam edecektir. Pozitif tarafta şurada gördüğünüz üzere fiyatlarda artışa rağmen rig sayısında önemli bir artış olmadı. Bu da Amerikalı üreticilerin tabii verimlilik artıyor ayrı mesele ama bu seviyelerde sakin bir seyir içinde durduğunu gösteriyor bize. Son olarak Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de cuma günü hatırlarsanız 10.200'ün üzeri bir kapanış gerektiğini paylaşmıştım. Bu hareketin yaşanmadığını, daha doğrusu üstüne atmasına rağmen üzerinde kalamadığını görüyoruz. Kapanışa doğru gelen sert satışlar oldu. Burada tabii dünkü hareket yok ama dünkü hareket itibariyle bakarsanız, pardon, cumartesi günü 10.400'leri bir kez daha denedi ve başaramadı. Tekrar geriye doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu negatif bir gelişme. Yani 12.000'ler civarında bir satış bekliyorduk ama hareketin tamamının geri verilmesi negatif bir gelişme. Dolayısıyla 9200, 9500, 9200 aslında benim bandım ama alt tarafa bakalım. 9200'ün kırılması durumunda bence 6000'den girdiğimiz longları çıkmakta fayda var. Sonuçta aşağı yukarı %50 bir kardan bahsediyoruz. Sonra tekrar teknik resim kuvvetlenirse girebiliriz diye düşünüyorum ama 9200 seviyelerini yakından takip etmek gerekir. Bir de Bitcoin'in vadeli tarafına bakalım. Vadeli tarafında baktığımızda iki noktaya bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Birincisi hacim tarafı.
İkincisi de open interest tarafı. Görüyorsunuz hacim tarafında satışlar maalesef biraz kuvvetli geldi. Yani şu alış günü oldukça kuvvetliydi ama ardından gelen satış tarafı da yabana atılmayacak. Kendi içinde volüm çok büyük olmayabilir ama bunların neden önemli olduğunu detaylı videoda paylaşmıştım. Hacim tarafı da yüksek. Open interest tarafında hafif bir geri çekilme görüyoruz. Peki CFTC tarafındaki durum nasıl? Aslında oradaki durum son haftalarda takip ediyorsanız net spekülatif pozisyonların yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Bunu da olumlu olarak karşılıyorum. Henüz artıya geçmiş bir durum söz konusu değil. Yani finans piyasası artı tarafta bakmıyor ama short baskısının da azalıyor olması olumlu bir gelişme. Diğer taraftan yine olumlu diyebileceğimiz, ki bu gün boyu seyredecek mi, gün boyu sürecek mi onu söyleyebilmek zor. Litecoin ve Ethereum tarafının hala biraz kuvvetli seyrediyor olması. Yani Bitcoin'deki satışlar her zaman için, her zaman demeyeyim ama son dönemde Ethereum ve Litecoin'de daha az yansıyor diyebiliriz. Bu açıdan şu biraz geri alabilir miyiz bilmiyorum. Bu açıdan baktığımızda olumlu bir resim var ama 9050'leri aşmadığı sürece 9050 bilmiyorum nereden çıktı ama 950 seviyelerini aşmadığı sürece Ethereum'da da yeni bir yukarı hareketin başladığını söylemek mümkün olmayacak. Dolayısıyla burada Bitcoin'den daha iyi bir görüntü var. Evet, şu 2-3 günlük harekete baktığımızda ama yine de Ethereum Bitcoin ayrışmasının henüz yaşandığını söylemek için de erken diye düşünüyorum. Ama böyle bir ayrışmanın yaşanacağını da tahmin ediyorum. Burada her zaman söylediğim gibi Bitcoin bir ödeme sistemi. En azından şu anda, yani para ikamesi gibi gözükebilir. O fonksiyonları var ama Bitcoin'in kullanılması, kabul edilmesi için bir ödeme sistemi olarak başarılı olması gerekiyor. Sonuç itibariyle Bitcoin'in white paper'ındaki mantık ne? Nakitle yapabileceğimiz işlemleri internet ortamında da yapma hedefi. Nakitle yaptığınız işlemler ne kadar sürenizi alıyor? Almıyor. Parayı veriyorsunuz. En fazla bozuk parayı alması gibi bir vakit harcıyor olabilirsiniz. Şu anda bunun Bitcoin tarafında hala gerçekleştirilemediğini görüyoruz. Gerçekleştirilebilecek alternatifler üzerinde çalışıyor. Bunların en öne çıkanı da Elan, yani Lightning. Bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Test yapılıyor. Başarılı olarak gerçekleşen testler var. Bunları, raporları okuyabiliyoruz. Ama baktığınız zaman henüz uygulamaya geçmediği için Bitcoin ana fonksiyonunu hala yerine getiremiyor diyebiliriz. Getirecek mi? Bence getirecektir. Ama o döneme kadar da baskı devam edecek. Dolayısıyla Ethereum tarafına baktığımızda sanki biraz daha kendi ana fonksiyonunu yerine getirebilir durumda. Keza Litecoin'e baktığımızda yine bu söz konusu. Bu açıdan Bitcoin'den bu ikisinin biraz ayrışmasını doğal karşılamak lazım ama hala piyasanın geneline baktığımızda, nasıl ki Apple ve Amazon düşerse piyasada genel olarak düşüyor. Bitcoin tarafındaki satış baskısı belli ölçüde Ethereum ve Litecoin'e de yansıyacaktır. Ben de o yüzden bazen sorular geliyor, bugün neden bahsetmedin diye. O yüzden bahsetmiyorum. Çünkü net bir ayrışma henüz söz konusu olmadı, olamadı. Bu olduğu zaman hepsini ayrı ayrı işlemek daha doğru olacaktır. Tekrar herkese iyi haftalar diliyorum.